Biraz önce tamamladığımız kabine toplantımızda da salgından güvenliğe, afetlerden yeni turizm sezonuna gündemimizdeki hususları etraflıca istişare ettik, değerlendirdik. Görüldüğü gibi ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyor, eser ve hizmet siyasetimizin ürünü, projeleri, yatırımları, icraatları adım adım hayata geçiriyoruz. Rabbim bu ülkenin ve milletin geleceği için çalışan, koşturan, terleyen, üreten, tuğla üstüne tuğla koyan herkesten razı olsun diyorum. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taçlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız. Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Yeni Zigana Tüneli projesinde sona yaklaşılıyor. Müjdeler peş peşe geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre Yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü. Toplamda 27 kilometrelik kazı tamamlandı. Geriye kalan 2 kilometrede de çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında dünyanın 3. en uzun tüneli olacak. Geçenleri mest edecek bir proje olacak. Herkese çok büyük kolaylık sağlayacak. Projeyle 29 kilometre uzunluğunda çift tünel yapılıyor. Türkiye'nin en uzun tünelinden bahsediyoruz. Yanlış duymadınız, tam 29 kilometre uzunluğunda bir eserden bahsediyoruz. Bolu Dağı'nı senelerce yapamayan hükümetlerden sonra bu eserleri hızlıca açmak ve hizmete sokmak güçlü Türkiye için çok şey ifade ediyor. Anadolu yeni ulaşım koridorlarıyla birbirine bağlanıyor. Dev eserler peş peşe hizmete giriyor. Görmek istemeyen gözler bu eserleri görmüyor. Bu tüneller açıldığında ücretsiz olarak hizmete girecek. Bu tüneller yap işlet devret projeleriyle yapılmıyor. Muhalefet bu konuda sessiz. Bu tünel bittiğinde Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını belirtmek istiyoruz. Türkiye'nin en uzun tünelinin açılışına sadece aylar kaldı. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta yer alması dikkati çekiyor. Tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın süresi 40 dakikaya düşecek. Yarı yarıya bir farktan bahsediyoruz. Özellikle kışın kapanan yollar bu tünelle tarihe karışacak. Zigana Tüneli bittiğinde Erzurum ile Trabzon arasında lojistik koridor açılmış olacak. Karadeniz limanlarına ulaşım kesintisiz ve kolay bir şekilde sağlanmış olacak. Bu tünel Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak. Zigana Dağı'nın zirve geçidinde 3 nesilden beri sürdürdüğü iş yerinde hayatını sürdüren emekli öğretmen o günleri şöyle anlattı. Atlı kızaklarla zor geçilen Zigana Dağı, şimdi dünyanın ikinci, Avrupa'nın en uzun tüneli ile geçilecek ifadelerini kullandı. Kendisinin de dedesi ve babası gibi Zigana Dağı'nda mücadele verdiklerini anlattı. O yıllarda yol yoktu. Kış ayları çok yoğun kar yağışı ile geçerdi. 4 metre yüksekliğinde kar kalınlığı olurdu. Karayolları bugünkü gibi değildi. Yolları açamıyorlardı. Kızaklarla buradan geçiş sağlanıyordu. Suyun geldiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yere çığ tüneli yapıldı. 1940'lı yıllarda yapılmış, ben o zamanlar daha doğmamıştım. Çocukluğumuzda oraya giderdik. Büyüklerimiz o tünele can kurtaran derdiler. Çığ tüneli yapıldıktan sonra da bir daha o bölgeden çığ gelmedi, ifadelerini kullandı. Siz mega projeler için ne düşünüyorsunuz? Yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. İçeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Yeni Zigana Tüneli yapılmamış olsaydı, 1700 metre uzunluğundaki yüksek irtifalı eski Zigana Tüneli'ne 1700 metre uzunluğunda yeni bir tüp daha eklenecekti.
yeni yapılmakta olan çift tüplü Zigana Tüneli'nin de giriş ve çıkışları arasındaki mevcut yola ikinci bir bağımsız yön eklenerek 23,5 kilometre uzunlukta bölünmüş yola dönüştürülmüş olacaktı. Bu bölünmüş yolun oluşturacağı yapım maliyetinin yarı fiyatına 15,5 kilometrelik çift tüplü tünelle yol 8 kilometre daha kısalacaktır. Aynı zamanda hıza bağlı zamandan kazanılacağı gibi yakıt ve karla mücadele giderlerinden de azami miktarda tasarruf sağlanacaktır. Zigana Dağı Çift Tüp Tünel Projesi, bu bakımdan da dört dörtlük bir akıl projesidir. Mevcut yolu 8 kilometre kısaltarak Trabzon-Gümüşhane arasındaki ulaşım süresini 40 dakikaya düşürmesi hedeflenen tünelin lojistik açıdan limana ve ürüne ulaşım noktasında bölgeye yatırım yapacak girişimcilere ciddi kolaylık sağlayacağı ve ticari yaşamı canlandıracağı öngörülüyor. Ayrıca yeni Zigana Tüneli ücretsiz olacak. Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden, bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli unvanını alacak yeni Zigana Tüneli projesinde %87 seviyesine gelindi. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek yolunda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede 500 kişi çalışıyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilerek, 1264 metre kotuna %3,30 eğimle tırmanılıp daha sonra %0,85 eğimle Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek. Mevcut, siz yeni Zigana Tüneli için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.